Evet efendim, bilimi gene ahlaksızlığa alet etmeye devam ediyoruz. Sırf izlenmeler uğruna utanmıyoruz. Peki bu sefer ne yapacağız? Bu sefer şunu yapacağız hocam. Güzel bir kadın bulacağız. Özgüvenli ve özgüvensiz erkekleri doğal ortamlardan seçeceğiz. Ah, özgüvenli erkeği bulabileceğimiz bir mekan işte. Hemen girelim ve bulalım. Evet, kılları gösteren paça kesimi, mükemmel. Arabanın anahtarı, sigara, cüzdan da konmuş, kahve de elde. Özgüvenli erkek. Eyvallah abi. Gel abi, gidiyoruz kardeşim benim. Brom. Ardından o özgüvenli güzel bir kadın. Onu çevirin gelsin buraya. Çevirin, gönderin, getirin. Ve ardından göz takip sistemleriyle özgüvenli ve özgüvensiz erkeklerin farklı hangi noktalara odaklandıklarını ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi diyorsunuz belki bunun bilimle alakası ne? Aslında bilimle bu çok alakalı. Çünkü bilimsel çalışma şunu ortaya koymuş durumdalar. Erkeğin yakışıklı ya da yakışıksız olmasına ya da tipsiz olmasına daha önemli olan şey erkeğin bakışları. Kadınlar daha çok erkeklerin bakışlarından etkileniyorlar. Bakalım gerçekten bir erkeğin özgüvenli olması ya da özgüvensiz olması açısından kadınlara baktığı noktalar farklılaşıyor mu, farklılaşmıyor mu? İşte bunu test edeceğiz. Güzel kadınımız da geldi. İşte bu güzel kadınımızla bu çekimleri gerçekleştireceğiz ve bilime hiçbir faydası olmayan, YouTube kanalımız ise oldukça faydası olan bir çalışmayı daha yapacağız. Bak yine gidiyor. Onu çevirin dedim. Çevir hocam tekrar. Efendim, gördüğünüz üzere bilimi, saçma sapan işleri YouTube izlenmelerine alet etmeye devam ediyoruz. Ama işi birazcık ciddiye alırsak hakikaten bilimsel bir çalışmayı biz ortaya koymaya çalıştık. Peki ne yaptık? Temelinde şunu yaptık. Yine iğrenç bir espri yapmıştık. Özgüvenli erkek ve özgüvensiz erkeği doğal ortamlarını seçtik diye. Ama aslında yaptığımız şuydu. Anket formlarıyla erkeklerin özgüven düzeylerini ölçtük. Ve özgüveni yüksek olan erkeklerle düşük olan erkekleri laboratuvarımıza davet ettik. Daha sonrasında şimdi göreceğiniz görüntülerde olduğu üzere erkekleri güzel kadının karşısına oturttuk ve onları göz takip sistemleriyle kadınla konuşurken nereye baktıklarını analiz ettik. Bir de yine burada etik değerleri ve linçlenmemeyi gözeterek şunu yaptık efendim. Tüm erkeklerin yüzü videoda gördüğünüz üzere sansürlendi. Herhangi bir şekilde özgüvenli ya da özgüvensiz yakıştırmasının birisine yapılmaması için. Ne kadar ince düşüncedeyiz. Bir alkış gelsin burada. Olay temel itibariyle şu efendim. Erkekler kadın konuşurken bir, ağzına, dudaklarına, iki, gözlerine bakmaya devam ettiler. Kimdi peki bunlar? Özgüvenli erkeklerdi. İki ve çok daha ilginç olanı şu, erkekler konuşurken ise kadının gözlerine bakıyorlardı. Yani özellikle özgüveni yüksek erkeğin baktığı nokta, kendisi konuşurken kadının gözleri, karşı taraf konuşurken sen dudakları ve gözlerinden ibaretti. Ancak özgüvensiz erkeklerin görüntülerini şimdi görüyorsunuz. Özgüvensiz erkekler ise daha çok yere bakıyorlardı, masaya bakıyorlardı ve göz temasını çok daha az kuruyorlardı. Aslında genel itibariyle bildiğimiz bir gerçeği biz göz takip sistemleriyle bir kez daha gözler önünde sermiş olduk. Çok fazla göz kelimesi kullandık. Dolayısıyla burada önemli olan şeylerden bir tanesinin özgüvenli gözükebilmek için bir, göz teması kurmayı bırakmamak. Özellikle kendiniz konuşurken göz temasını kurmayı bırakmamak. Çünkü böylelikle daha inandırıcı oturuyorsunuz. Karşı taraf konuşurken de gözlerine ve belli aralıklarla ağzına bakmanın karşı taraf açısından da sizin daha özgüvenli algılanmanızda etkili olduğunu anladık. Hocam başka bir detay yok mu diyorsunuz? Yok. Bu kadar yani. Bundan daha fazlasını yapamadım. Cihazlar bu. Anlatabileceğimiz şey de bundan ibaret efendim. Bu tür videonun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıda like butonuna basabilir, abone olabilirsiniz. Bize destek sunmak için de zil butonuna basıp gelecek videodan haberdar olabilirsiniz. Çünkü bütün YouTube gelirlerini biz hayır kurumlarına bağışlarken sponsorlarımızdan ve katıl butonundan gelen desteklerle de ekibimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Gelecek bilim videolarında görüşmek üzere.